Merhabalar sevgili 12. sınıflar. Hepiniz Fizik Into kanalına hoş geldiniz. İlk haftanız nasıl geçti? İnanılmaz merak ediyorum. Birkaç yorum aldım 12. sınıfa dair. Şöyle hızlıca bir konuşmak istiyorum. Özellikle 12. sınıfa başlayan arkadaşlar çembersel hareketle şöyle bir afallıyorlar. İlk dönem belki de ilk yazılının en önemli konusu diyebilirim. Çembersel hareketi göreceğiz ve ardına basit harmonik hareketi göreceğiz. Fakat çembersel hareketten sonra basit harmonik hareket adı üzerinde öğrenciye çok basit geliyor. Peki çembersel hareket neden anlaşılmıyor? Ya da hocam ben 12. sınıfım, TYT'de eksiklerim var, 11 tam değil ya da 11'im iyi ama 12'ye nasıl hazırlanmam gerektiğini bilmiyorum. Hem okul hem dershane ya da dershane de demek doğru olmayacaktır hem de sınav hazırlığı sizleri gerçekten böyle mahveden bir süreci itekleyebiliyor. Peki biz bunu nasıl aşacağız? Yani ilk olarak 12. sınıfın çembersel hareket konusu adına neye ihtiyacım var benim bir 12. sınıf öğrencisi olarak? Sevgili arkadaşlar, çembersel hareket adı üzerinde bak bir hareketi tanımlıyoruz. Hareketin değişimini de seninle kuvvet olarak tanımlamıştık. Hal böyle olunca TYT kısmında kuvvet hareket ünitesine bir göz atman gerekiyor. Hocam ben TYT'yi hallettiğime inanıyorum, gayet iyi anladığıma inanıyorum. Anlamış olmuyorsun. Neden? Çünkü kuvvetin yorumunu bilmediğin için buraya gelip de çembersel hareketi dönmeyi iyi aktaramıyorsun, iyi özümseyemiyorsun. Ya ben neyi öğreniyorum, dönme nasıl gerçekleşiyor anlayamıyorsun. Nitekim zaten TYT'de görmüş olduğun kuvvet hareketi 11. sınıfın ilk döneminde de işliyorsun. Aynı konunun biraz daha sayısal işlemlerinin olduğu, daha farklı soru tiplerinin olduğu bir haliyle görüyorsun. İşte burada bizim için önem arz eden kısım oturup bütün 11. sınıfın ilk dönemini tamamlamak değil de kuvvet ne demekti, hareket ne demekti, bu kavramları iyi ayırt edip, iyi tanımlayıp birbiriyle ilişkisinin ne olduğunu iyi özümsememiz lazım. Özellikle deneyli anlatımlarda kuvvetle alakalı çok güzel demolar yapıp gerçekten böyle tek tek tane tane kuvvetin bize ne gibi katkısı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Kuvvet ve ivme kavramları ilk konu için inanılmaz önem arz ediyor. Ve şunu size temin edebilirim ki çembersel harekette işlem soruları hiç gelmiyor. Sadece yorum soruları geliyor. Yani yine yeniden bize kuvvet ve ivmeyi yorumlamamız isteniyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizlere en büyük tavsiyem ister TYT'nin eksik olsun ister AYT'nin eksik olsun 12'deki bu ilk dönem konularını hazmedebilmek, hızlıca öğrenebilmek, korkmadan öğrenebilmek istiyorsanız lütfen TYT'deki hareket ve kuvvet kısımlarını en az bir kere dinlemiş olun. En az bir kere kendinize hatırlatmış olun. Bunu yaptığınızda daha kolay bir şekilde ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Onun dışında kanalda güncel bir AYT anlatımı olacak mı diye inanılmaz soru alıyorum ve elimden geldiğince de her videoda sizlere bunu cevaplamaya çalışıyorum. Şu an bütün Z takım öğretmenlerimizin özellikle fen zümresi olarak AYT kitap çalışmaları devam etmekte. AYT video ders kitaplarımız bu ay itibariyle tamamlanıyor ve zannediyorum Ekim'in ortasında, Ekim'in son haftalarına doğru baskıya gidecek. Ona göre de beraber hem kamp takvimimizi hem kamp planımızı, programımızı sizlerle paylaşmış olacağız. O vakte kadar ne yapacağım ben hocam? Fizik Pinto kanalından yararlanabilir miyim diyenler için hemen bir oynatma listelerini göstermek istiyorum. Ana sayfadan oynatma listelerine geldiğinizde şöyle geriye gidiyorum en arkalara. YKS müfredatını ilk anlattığımda kronolojik bir anlatım yapmıştım. Bu kronolojik anlatımı da AYT olarak ayırdım. Hadi AYT olarak izlemek istemiyorsunuz. Direkt 12. sınıfa girebilirsiniz. Burada sıkıntı şu. Genelde Kepler çembersel hareketin içinde en son kısımda anlatılır. Fakat ben ilk yaptığım anlatımda kronolojiye, tarihteki sürece göre uyumlu bir şekilde anlatım gerçekleştirmiştim. Dolayısıyla Kepler Newton'dan çok önce yaşadığı için ilk olarak Kepler'i anlattım. Ama hiç buraya girmeyeyim hocam. Ben direkt çembersel hareketi şurada 50 dakikada anlatmışsın. Bir dinleyeyim. Bak aşağıda da zaten sana yorumlamaları, hangi kısımları anlattığım o bölümlemeler söz konusu. Şöyle de cevapsız bir şekilde sorular, soru çeşitleri vardı. Tüm soru tiplerini göstermeye çalıştım. Sadece şuradaki 20 soruyu bile dinleyerek kitabınızdaki soruları rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Şu iki video sizin belki de yazılıya kadar olan süreçte hayatınızı kurtaracak video olabilir arkadaşlar. Onun dışında maalesef yeni anlatımımızı beklemek için biraz zamana ihtiyacımız var diyebilirim.
Özellikle okulun başlamasıyla yaşadığınız sorunların sizlere daha büyük sancı yaratmaması adına önümüzdeki haftadan itibaren Discord kanalında buluşma ayarlayalım istiyorum. Yani nasıl gidiyor? Hem sohbet ederiz hem de dersle alakalı, fizikle alakalı sıkıntılarınız varsa Discord üzerinden o sıkıntıları gidermeye çalışırız diye şöyle bir AYT başlangıcı yapmak istiyorum. Katılmak isteyenler kesinlikle videonun açıklamasındaki linklere ulaşsınlar sevgili arkadaşlar. Benden 12. sınıflara dair öneriler şimdilik bu yönde. Çembersiz hareketi anlamıyorsanız, anlamadığınızı düşünüyorsanız kesinlikle TYT veya 11. sınıftaki kuvvet hareket kısmını bir anlamaya çalışın. Kuvvetin ne demek olduğunu, ivmenin ne demek olduğunu kendinize bir hatırlatmaya çalışın. Dediğim gibi kanalda yaptığım tüm videolarda özellikle bu iki kavram üzerinde çok durmuştum. Bir kere dinlemeniz muhakkak fayda sağlayacaktır. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Beraber daha yıl içerisinde birçok TYT pekiştirmeleri, AYT anlatımlarının ardına AYT pekiştirmeleri, deneme çözümleri beraber güzel, eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmayı diliyorum. Bütün Z takım öğretmenlerinin tüm yıl boyunca yanımda olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılanlar olursa muhakkak yorumlara yazın. Her birini not edip konuşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir diğer videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like the light of mine would burn out. The mountains rest and